Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi az önce bir çekim yaptım ama boşa gitti. Kenar boyamayı gösteriyordum ama şöyle diyeyim kısaca hemen boyama için ben sprey boya kullanıyorum. Başka şeyler de kullanabilirsiniz. Ebru yapan var. Akrilik boya. İnternette birçok var böyle yöntemler. Boyamaya da bilirsiniz. Hiç gerek de yok. Hani boyamasanız da olur. Size kalmış. Nasıl isterseniz. Şimdi ben az önce boyadığımda dediğim gibi kaydetmemiş. Nasıl olmuşsa. Tabii tekrarını yapamayacağım için şimdilik şöyle göstereyim. Şu kenarını sprey boyayla böyle kenarlarını şey yapıp boyadım. Aynısını şuraları da yapacağım. Şu şekilde. Farklı bir yöntem de bulabilirsiniz. Hani size kalmış. Nasıl istiyorsanız. Şimdi şöyle kenarları sıkıştırdıktan sonra basit yani. Ama dış ortamda çalışırsanız daha iyi olur tabii. İç ortamda biraz sıkıntı olur çünkü sprey boya. Şöyle basitçe. Arkası boyansa da olur. Önemli değil. Şöyle göstereyim. Bunları çektiğinizde direkt şey oluyor. Bu şekilde oluyor işte. Yani bence güzel oluyor. Bu rengi de ben çok severim zaten. Ondan sonra ve son olarak da şuralar boyanmış hep. Ha, buraları kağıt kaplarsanız daha güzel olur tabii. Yani kesinlikle daha güzel olacaktır. Öyle diyeyim. Şurayı da yapalım. Yani dar bir alanda çalıştığım için biraz sıkıntı oluyor tabii. Şöyle yapalım ve burayı da boyayalım. Evet. Böyle gördüğünüz gibi boyama bitti. Şöyle minimum kenarlara bulaştırıp bu şekilde boyamayı yaptık. Farklı renkler de seçebilirsiniz. Şurası boyanmış, boyanmamış çok önemli değil. Görünmeyecek zaten. Ondan sonra kağıtlar, şey tahtalar da tabii böyle boyanıyor. Ondan sonra böyle. Boyama basit. Yani boyamaya da bilirsiniz. Size kalmış. Nasıl isterseniz. Böyle kısa bir video olacak bu. Sonra zaten kaplandığında kenarlar bu şekilde şey olacak. Rengi falan kendiniz seçin. Yaldızlı falan da güzel oluyor ama yaldızlar sürekli siliniyor. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyelim. Herkese kolay gelsin diyorum. Şimdi tekrar merhaba. Sonraki yapacağımız işlem olan bu kenarların işte backing dediğimiz İngilizce'de backing şöyle yatırılması şu şekilde kenarların buralarının yatırılması işlemini yapacağız. Yani bu işlem yapılmaya da bilir ama yine de nasıl yapılacağını ben göstereyim. Ona göre bakarsınız. Şimdi başlangıçta ben şahsen şu kenarları bir elimle şöyle bastırarak bir miktar ben videoya başlamadan önce bir miktar elimle böyle bastırmıştım. Ama amacım burada hani nasıl yapılacağını göstermek. Şimdi şu kenarları bastırıyoruz. Bir miktar elimle yatırıyorum ben. Yani bu kendi benim yöntemim diyelim. Sonra da ha burada püf noktası şu sırt kısmının tam ortasına değmemek. Yani buraya değmeyeceğiz asla. Buraya vurmayacağız daha doğrusu. Onun dışında bu şekilde kenarları vurarak yatırıyoruz.
Evet, buralara yapıştırıcı sürmememizin nedeni de buydu. Şuralar esnesin diye. Yoksa bu şu kurdele bunu tutar ve esnemezdi. Bunun için illaki böyle bir düzenek gerekmez. Bundan önce ben iki tane plaka arasına sıkıştırıp yapıyordum. Sonra kenarları bu şekilde bir eğimle kestim bir şekilde. Öyle yaptım uzunca bir süre. Bunu dediğim gibi ilk videomda bunu yeni yaptım. Yani şu an ilk defa bunu deniyorum. Baktığımda da yeteri kadar sanki eğilmiş gibi görüyor. Rum sanki öyleymiş gibi. Bence yeterli. Dediğim gibi önceden ben kendim biraz da uğraşıp pardon parmağımla hallettiğim için. Şimdi bunu çıkarayım size göstereyim diyeceğim ama neyse göstereyim ondan sonraki aşamayı da yapacağım çünkü. Burayı da biraz şöyle alsak güzel olacak sanki. Şimdi şurayı göstereyim. Saniye. Neyse. Bakınız. Kenarlar eğilmiş biçimde. Burası da yani şöyle baktığımızda burası mantar şeklini almış olacak. Ha, buralara ne gelecek? İşte şöyle. Bu benim kirli işlerinde kullandığım şey de şimdi göstermek amaçlı. Şöyle buralara gelecek. Ha, bir internette bir yani Alman olduğunu düşündüğüm bir YouTuber var. O şu kenarlara bu kemik kağıt katlama aletiyle şöyle iyice bastırarak uyumluyor öncesinde. Bunu da yapabilirsiniz. İki tarafı da bu şekilde yapabilirsiniz yani öyle diyeyim. Ondan sonra bu şekilde. Sonra ki bakın boyamıştık. Önceki yaptığımız boyalar. Şimdi şuraları şey yapacağız. Tülü yapıştıracağız artık. Yani bu tamamıyla oldu artık. Biraz da şöyle yukarı alalım ki tül şey olmasın. Yapıştırıcı olmasın bizim şeyimiz. Yani bu sırt tutmak amaçlı zaten. Şöyle alayım. Evet, şimdi bu önceki ilk videomda tanıttığım tülüm. Bunu ben buraya göre kestim. Bunu bu şekilde yapıştıracağız. Tabii yapıştırmak için yine bunu da kullanabiliriz. Parmağımızı da kullanabiliriz. Aslında en güzel parmak oluyor. Ama tabii direkt parmağı kullanmak çok güzel olmayabiliyor. Elimize bulaştığı için o yüzden şöyle bir lateks eldiven takalım. Evet, şimdi sıra geldi tülümüzü yapıştırmaya. Şimdi artık orta kısmı da kaplayacağımız için. Önce bir tabana birazcık şöyle yapıştırıcıdan yayalım.
Ya burada yaptığım işlemler tamamen benim tercihim. Siz başka bir şey şu anda fırçayla yapabilirsiniz mesela. Yani fark etmez. Şimdi şuraya şöyle yapalım. Oh, elime bulaştı. Şu kısmı orta kısmı bir yapıştıralım da diyorum. Daha kolay olacak gibi. Altına yaymıştık. Şimdi üstüne de yayacağız. Yani tamamen yapıştırıcıya bulanmış bir biçimde tülümüz burada kalacak. Bu tül gerçekten hem zaten kendisi de bayağı sağlam ve bu sırt kısmını iyi bir şekilde sağlamlaştırıyor. Bayağı faydasını görürsünüz. Yani yapmaya da bilirsiniz ama gerçekten buranın sırt kısmının iyi bir şekilde sağlam olmasını sağlıyor. Şuradan biraz daha sıkalım. Evet, olduğu gibi. Şurada biraz eksik var. Şöyle yapalım. Gayet güzel oldu. Çok fazla olmasın çünkü bundan sonrasında daha da sağlamlaştırmak istersek şuraları kartonla kapacağız. Daha doğrusu kraft kağıdıyla, karton demeyelim de nispeten biraz daha gramajlı bir kağıt olan kraft kağıtla kaplayacağız. Şimdi şurada bir şey kalmış herhalde. Yok kalmamış. Delikmiş orası. Neyse. Evet, olay bu. Şimdi bekleyeceğiz artık. Bu kuruduktan sonra diğer işlemlere bakacağız. Herkese kolay gelsin.